Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde dijital ortamda bir açı çizmeyi ve bu açıyı pergelle iki eşit parçaya bölmeyi, yani açı ortayını bulmayı birlikte yapacağız. Şimdi ilk olarak burada sol taraftaki menüden bir cetvel alıp şöyle cetveli çevireyim, bir açı çizelim. Bunun için şuradaki çizgiyi alıyorum. Bu çizgiden başlıyorum. Şöyle bir çizgim olsun. Almış olduğum araç gereci geri yerine koymak için tekrar bunun üzerine tıkladığımda buraya geri almış oluyorum. Şimdi açım kaç derece olsun? Öncelikle ona bakalım. Bunun için kalemi alıp açının köşesine bir nokta koyayım. Bunun da rengini bakın buradan değiştirebilirim. Şurası benim açımın köşesi olsun. Şuraya noktamı koydum. Şimdi kalem geri yerine gitsin. Buraya iletkenin önceki dersimizde, canlı dersimizde yapmıştık. İletkenin bakın şu orta merkez noktasını yerleştirdikten sonra iletkenin sıfır noktasını çizgimin üzerine denk getiriyorum. Şimdi benim açım kaç derece olsun? Öncelikle onu belirleyeyim. Mesela 90 derecelik bir açı olsun. Şuraya bir nokta koyacağım. Yine kalemi aldım. Tam 90 derecenin üzerine kalemle bir işaret koyayım şöyle. Kalemi geri yerine koydum. Bu defa etkimi çeviriyorum. Bu noktayla şu noktayı birleştirdiğim zaman ben 90 derecelik bir açı çizmiş olacağım. İletkinin cetvel özelliğinden yararlanarak şöyle yaklaştırıyorum. Ve yine buradaki çizgiyi alıp bu şekilde noktaları birleştiriyorum. Evet, şu an 90 derecelik bir açım oldu. Yine ölçebiliriz. Bu şekilde tam çizgiye denk getirdim. Bunu da bunun üzerine denk getirdim. Bakın şu an tam 90 derecelik bir açı elde etmiş oldum. Şimdi bu açımı pergelle tam iki eşit parçaya nasıl bölebilirim? Buna bakalım. Şöyle iletkin burada durabilir. Ya da yine yerine alalım. Hemen pergeli alıyorum. Pergelle açının merkez noktasına pergeli konumlandırıyorum. Evet. Bunu nasıl kullanacağız ona da bakalım hemen. Bakın bu açıkken, kilit açıkken buradan tutup istediğim kadar genişletebilirim pergelimi. Ben şu kadar bir aralık aldım diyelim ki. Kilitledim ve şurasından tuttuğum zaman bakın pergelle bir buraya bir yay çizeceğim şimdi. Şöyle çevirdim. Farenin sol tuşuna basılı tutarak. Evet. Şimdi pergelimi alıyorum. Pergelimin mesafesi ne kadardı? Bakın oraya konumlandırdım. Burada çizdiğim yay kadar. Şimdi bu yayı alıyorum. Pergelin köşesini, yayın kesiştiği bu noktaya koydum. Ve şu mesafeyi ölçtüm. Bakın. Merkezden buraya kadar olan mesafeyi aldım. Şimdi şurada hafif bir yay çizeceğim şöyle. Çizmesi için buraya basılı tutuyorum. Bakın şu an şöyle bir çizim yaptım.
Şimdi hiç bozmadan açısını bu defa götürüp pergelin ucunu buraya yerleştirdim. Ve aynı yarıya bir de buradan çizdim. Hemen pergeli kenara alayım. Bakın şurada kesiştiği yer benim açı ortayını verecek. Şimdi buradan buraya bir çizgi çekelim. Onu farklı bir renk mavi olsun. Hemen çizgi aracını aldım. Buradan bu noktaya kadar açı ortayını çizmiş oldum. Şimdi bu 90 dereceydi. Burası 45 ve 45 olmak üzere iki eşit parçaya bölündü. Hemen açı ölçerle iletkiyle kontrol edelim. İletkimi yerleştiriyorum. Bakın tam 45 derece görüyor musunuz? 0'dan 40 ve tam 45 derece bölmüş oldum. Şimdi bir diğer yolu ise şöyle. Onu da cetvelle yapabiliriz. Aynı açıyı bir de buraya çizelim. Hemen şuraya bir çizgi oluşturdum. 90 dereceye bir işaret koyalım. Evet, tam 90 derece. Şimdi çevirelim. Evet. Bakalım. Evet, tam 90 derece. Şimdi pergeli alıyorum yine. Pergeli aldım. Açının merkez noktasına konumlandırdım. Biraz daha daraltacağım. Şöyle rengini de değiştireyim ve kırmızı yapalım. Bunu kapattım. Bir tane yay buradan çizdim. Şimdi biraz genişleteceğim. Bir tane yay daha çizeceğim şimdi. Kapattım. Ve çizdim. İletkimi, pergelimi geri yerine koydum. Şimdi bakın burada yayların arasında yayların kesiştiği noktalar var. Şimdi ben şu noktayla şu noktayı birleştireceğim. Yine rengini biraz değiştirelim. Farklı bir renk olsun. Yeşil olsun bu sefer. Bunu geri yerine alalım. Sadece çizgiyi kullanacağım. Bakın. Ne demiştik? Bu noktayla şu noktayı birleştirdim. Şimdi aynı şekilde şuradaki nokta ile yani yayın kestiği şu nokta ile şuradaki noktayı kesişen yere birleştireceğim. Şöyle yapayım. Evet, birleştirdim. Bakın ikisinin kesiştiği nokta benim açı ortayım yani
açımını ikiye bölecek. Hemen cetveli alalım ya da cetvele de bu aşamada gerek yok ama yine cetvelle de görelim. Şöyle yapalım. Cetveli biraz çevirmem gerekecek. Şimdi oldu sanki. Evet. Alıyorum çizgimi. Farklı bir renk yapayım. Mor olsun bu sefer. Bunu yerine koyalım. Sadece çizgiyi alalım. Ve şu noktadan bakın bu noktaya kadar kesişti. Biraz daha uzatalım çizgimizi. Evet. Açı ortayım böyle. Şimdi açı ölçerimi aldım. Şu çizgiyi kaldırayım. Cetveli kaldırayım. Hemen getirdim. Yerleştirdim ve 45 derece olup olmadığına bakacağım şimdi. Şöyle birazcık kaydırmışım çizgiyi. Orayı bir daha çok hafif bir kayma var. Şuradan geri tuşundan geri alabiliriz. Tekrar çizelim. Tekrar çizelim bu sefer. Evet, daha bakalım hemen. Evet, şimdi daha doğru bakın. Tam 45 derece şuraya denk geliyor. Pardon birazcık. Evet, şimdi tam net bakın. Tam 45 derece. Biraz daha o çizgiyi uzatacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bakın tam 45 derece olarak açımızı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Evet, biraz daha açılar üzerinde çalışalım ve açı ortay bize gerçek yaşamda nerelerde gerekebilir. Bunu biraz araştırmanızı istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.